9. konuşmayı Anadolu Partisi adına Genel Başkan Emine Ülker Tarhan yapacak. Değerli kardeşlerim, iyi günler. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. 13 yıldır değişen bir şey yok. Muhalefetin bir türlü baş edemediği iktidar her gün biraz daha cüret kazandı. Öyle ki biz sevgiden, saygıdan söz ederken sağa sola sürekli had bildiren birisi yönetiyor bizi. Üslup dehşet. Aynadaki suretiyle bile kavgalı. Biz yolda birine çarpsak özür diliyoruz. Kısacık ömrümüzde kimseyi incitmeye hakkımız yok. Oysa o gaz sızdıran bir tüpten tehlikeli. Sanki her an patlayacak gibi. Tabloya bir bakın. Bir yanda şiddetli geçimsizlik yaşayan Cumhurbaşkanı sorumluluğum yok deyip duruyor. Oysa devlet yarım ehliyetle değil tam ehliyetle yönetilir. Ama o çıkıp çıkıp ben ehliyetsizim, yargılayamazsınız diyor. Hani adam döven, bıçak sallayan ama ben 46'lıyım deyip gezenler vardı ya. Durum biraz öyle. Bir de her fırsatta havaya zıplayıp ben de varım diyen, yetersizliğinden kavgaya evdeki büyüğünü çağıran bir başbakan. Ben Anadolu'nun bir ilçesinde büyüdüm. Anadolu insanının mertliğini bilirim. Onlar kavgayı teke tek yaparlar. Ancak korkaklar büyüklerini çağırır. Biri tutsun, biri vursun diye. Öte yanda İzmir'de bayrak, Hakkari'de poşu, Ankara'da bozkurta sığınan, elinde bir noter senediyle dolaşan beceriksiz ana muhalefet. Ulus devlete karşı olanların yönettiği parti. Diğer yanda başkanlık karşılığı özerklik isteyen ırkçı bir parti. Dağdan izinsiz konuşamayanlar istediği kadar stand-up yapsın, fark etmez. Kaşak elektriğe çaren ne diye sorarlar adama. Onlar pahalı elbiseleriyle arz-ı endam ederken, binlerce dönüm arazilerinde çocuklar boğaz tokluğuna çalışır. Çocuk gelinler çile çeker. Daha dün İstanbul'u yakarız diyenler bunlar değil miydi? Her başı sıkıştığında AKP'ye koltuk değneği olanlar derseniz onlar ayrı alem. İnançla makara diye alay edenleri, kurucusunu kurultaydan kurultaya hatırlayıp hakaret edenleri kadın kılığında parti yönetimine sokanları, Mao ölünce Atatürkçü olanları unutmayın. TV'lerinde bahçe hortumuyla karışık Atatürk ve din kitapları pazarlayanları unutmayın. İnanç da Mustafa Kemal de bu toprakların hepimizin değeri kardeşlerim. Hiçbir partinin tekelinde olamaz ve böyle hoyratça kullanılamaz. Kendine fakir süsü vererek zenginleşenleri, emir almadan karar veremeyen o Kemal'e ermemişleri, bize bölüyorsunuz deyip aman HDP bizi bölsün diye yalvaran o ana muhalefeti, kendisi yapamayınca Öcalan gelsin de bizi AKP'den kurtarsın diyen o acizleri unutmayın. Paylaşmışlar bir iki belediyeyi, bunlara yeter, ebedi muhalefet. İhaleye fesat karıştıranları kurtarmada uzlaşırlar ama barajın kalkması işlerine gelmez. Koltuklar gider çünkü. Tek parti gibi çalışan bir dörtlü koalisyon bu. Sizi kör kuyularda kim seçeneksiz bıraktı? Kim AKP'ye mahkum etti? Unutmayın. İktidar bunların varlığından değil, yokluğundan kaygı duyar. Bölgelere sıkışmışlar, kimlik partisi olmuşlar. Sadece AKP'nin Türkiye'nin partisi olarak görülmesi Türkiye'ye haksızlıktır. Biz Türkiye Partisi olmayı hedefliyoruz. Bunun için hangi partide bize ait ne varsa söke söke alacağız. Çözülmek istemeyen de bizimle olacak, zorbalığı, açlığı, hırsızlığı def etmek isteyen de. Yüzyıllardır bu ülkenin hırpalandığını gördüklerinde erkekler ve kadınlar, çiftçiler, gençler, işçiler onu canlı tutma cesaretini buldular. Topraklarımızın değerlerine bağlılık, eşitlik, özgürlük neyse biz oyuz. Gönlün kopuk parçalarını biz birleştireceğiz. Her şey yanlış gidiyor. Havada bir rüzgar meltem olup kardeşliğe mi, kasırga olup yıkıma mı neden olacak ona siz karar vereceksiniz. Siz değiştireceksiniz. Kirlenmiş akları silin geçin. Güne bakana dönün. Oyunuzu değiştirin. Türkiye değişsin. İktidar günah işleme özgürlüğünü sonuna kadar kullandı. Yer altında ölenler için güzel öldüler dediler. Ülkemizin bir bölümünü PKK'ya teslim ettiler. Satılacak kaynak da, yolsuzluk örtmek için değiştirmedikleri kanun da, polis müdürü de kalmadı. Bir de kefen edebiyatı yaptılar ya. 1500 korumayla gezenin kefeni zırhlıdır, kurşun geçirmez. Bizimki Anadolu'da bildik türden 3-5 metre bez kardeşlerim. Bunca semirmeye hangi kefene sığılır bilmem. Dünya malı onların olsun anladık ama bu kadar dünya malında gözü olan insan laboratuvar ortamında bir araya getirilemezdi. Nasıl bir araya gelmişler insan şaşıyor. İşsizler ordusuna her gün gençler katılırken dalga geçer gibi hayali projelerle uğraşırlar. Biri Kanal İstanbul, uzay kentler, ortada bir şey yok.
Öteki taklit eder, merkez ülke der, akıl bir karış havada. Cebimizden aldıkları milyonlarca hazine yardımını çarçur ediyorlar. Öyle hafifler ki işi klozet siyasetine kadar indirdiler artık. Anadolu'da cenneti ararken bize cehennemi yaşattı ya bunlar, gelin bir çıkış bulalım. Temiz siyasete bir yol açalım. Üretenlerin lehine bir ekonomik sistemde yoksullar iyi, yaratıcı işlerde çalışabilsin. Çevreye saygı devletle iş yapabilme kriteri olsun. Çocuk okutanlara destek, işe alma önceliği verelim. Gelin ülkemizi yolsuzluklardan hesap sorulan, o ucube sarayın teknoloji üssü olduğu, örtülü ödeneğin kaldırılıp devlet uçuş filosunun iki uçakla sınırlandığı, milletvekili maaşlarının yarıya indiği, bize özgü tohum ve hayvanların korunduğu, icatçı gençlik kooperatifleriyle ekonomisi şenlenmiş, öğrenci istihdamına vergi indirimi, gençlere ayda 5 GB internet sağlayan, yoksulların toplu taşımdan ücretsiz yararlandığı, askerliğin cinsiyet ayrımsız, gönüllü ve profesyonel olduğu bir aile haline getirelim. Güçlü kadın, güçlü gençlik, inançlı ve mücadeleci. Çünkü inançsızlık insanı çürütür kardeşlerim. Hukuk binlerce yılın insan hakkı birikimidir. Herkes içindir. Tepedekiler için başka, halk için başka kural olmaz. Adalet sadece bana çalışır diyenlere izin vermeyin. Çünkü adaletsizlik cinayetten farksızdır. Adalet halkın son umut kapısıdır. O kapıyı kapatmalarına izin vermeyin. 3Y ile mücadele için gelmişlerdi. Yolsuzluk, yasaklar ve en çok da yoksullukta rekor kırdılar. Tek millet değil, iki millet sanki. Pastanın yarısını yiyen %10'luk zenginler, yarısını yiyen %90 yoksul millet. Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı açlık sınırının altında. Yunanistan'da bile 2000 liranın üstünde. Yoksullar yaşamasın mı istiyor bunlar? Biz 2000 liranın altında olamaz diyoruz. 800 milyar dolar gelirimiz var. İşlerine geldiğinde bilmem kaçıncı ekonomiyiz. Açlık sınırındaki ailelere 2000 lira sağlasak yoksulluğu yenebiliriz. 10 liralık lastik ayakkabı alamayan şehit madenci babasını hatırlayın. Bilmem kaç meclis, 60 küsur hükümet yenemedi şu kör olası yoksulluğu. Yenemez miyiz? Yenebiliriz. Temiz bir ruh, İyi bir fikir her şeyin üstesinden gelir kardeşlerim. Bakın bugüne kadar hep korkuttular. Oysa geçmiş ola bu topraklara asla şeriat de gelmez, darbe de artık. Almışız ki eşit yurttaşlığın, aydınlanmanın tadını gelemez. Kadınlar var ya, kadınlar öyle kolay pes etmez. Ama en çok da onların morale ihtiyacı var. Çünkü elinin hamurundan saçının uzunluğuna kadar her şeyle uğraşıldı. Başarılıysa erkek gibi kadın denildi. Şiddet gördü, etek boyuyla, örtüsüyle, çocuk sayısıyla uğraşıldı. Biz kadının erkek gibi falan değil, kadın olarak her yerde var olmasını istiyoruz. Bizimle kadının önündeki engeller kalkacak, her yerde eşit temsil edilecek. Kadınlar güçlüdür kardeşlerim, Türkiye'yi onlar değiştirecek. Ülkemizin adalete, elleri kansız, geçmişleri temiz olanlara ihtiyacı var. Sorunlarımız büyük ama üstesinden gelebiliriz. Biz korkuya hayır, özgürlüğe evet. Bizi ayıranlara hayır, kucaklaşmaya evet diyoruz. Hayal kırıklığına hayır, umuda, o isyankar umuda evet diyoruz. Bize yokmuşuz gibi davrananlara hayır, görünür olmaya evet diyoruz. Öne çıkın, geleceğinize oy verin. Herkes susup şikayet ederken biz elimizi taşın altına soktuk. Gelecek biziz kardeşlerim. Hırpalanan değerlerimizi onarma zamanı, çürümüş iktidarla çapsız muhalefetin gitme zamanı. AKP elbet yenilecek ama ona sadık muhalefet tarafından değil, yepyeni kadrolar tarafından. Zaman o zamandır. Dünyadaki hiçbir güç zamanı gelen bir düşünceden daha güçlü olamaz. Zamanı gelen o düşüncedir Anadolu ve kardeşlerim tam zamanıdır. Şimdi kurtuluş için yeniden Anadolu'ya geçin. Geçin ki geldikleri gibi gitsinler.